Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar, geldik akvaryumumuzun önüne. Harika harika görüntülerle karşınızdayım. Abi, suyumuz net, berrak. Abi, bu videoda güzel şeylerden bahsedeceğim. Güzel olaylar oldu, güzel şeylerden bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz gerçekten bu aralar hep kötü kötü olaylar yaşıyorduk. En sonunda arkadaşlar tünelin sonunu gördük gibi görünüyor. Arkadaşlar, bıçak balıklarımız çok güzel durmuyor mu? Gerçekten abi, ben bıçak balıklarını bir ayrı sevmeye başladım ya. Gözleri falan ayrı, yüzü şu ayrı. Hele arkadaşlar, şu bıçak balığının biraz da büyüğünü bulursanız, yani 20-25 santimlerini bulursanız arkadaşlar, görselinden yenmiyor gerçekten. Çok kıymetli, çok güzel bir balık. Her ne kadar ülkemizde hani sarı prenses kadar yaygın olmasa da, ama kardeşlerim size zaten şöyle gösteriyorum. Abi, ayrı bir güzelliği, ayrı bir havası, ayrı bir duruşu var ya bu balığın. Yani gözündeki o parlaklık olsun, yüzerken ki yani bir bilmiyorum. Sanki böyle bir korku filmlerinden çıkmış gibi arkadaşlar. Hani böyle deniz filmlerinden çıkmış gibi bir görüntüsü var, bir albenisi var. Harika görünüyor gerçekten. Arkadaşlar, videomuzun şöyle devam ettirelim. Ne yapalım biliyor musunuz? İlk öncelikle ben bu akvaryum nasıl bir berraklaştırdım, ondan bir bahsedeyim size de. Gençler, biliyorsunuz akvaryum kulübünden biz bir sürü balık falan almıştık. Onlar yanında bana bir Bactomix gönderdiler. Dedi ki, kardeşim bunu bir kullan dedi. Bakalım hoşuna gidecek mi? Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim sizlere. Hem beyaz benekte kullandım, hem de akvaryumun netleştirilmesinde. İnanın ki ben sanki şu an akvaryumda bir dış motor kullanıyormuşum gibi bir netlik var. Fark etmişsinizdir. Abi, çok ayrı bir netlik var ya. Sanki suda hani bir bardak su gibi görünüyor. Abi, baya güzel. O damladan buraya kaç tane damlattım? 400 litre bir akvaryum bu. O Bactomix'ten 10 damlayı 100 litreye atıyormuşsunuz. Arkadaşlar, baya bir işe yaradığını söyleyebilirim. Yani suyu baya bir netleştiriyor. Almak isteyen alabilir. Aa, benim de görmüş olduğunuz gibi. Benim suyum genelde böyle olmazdı. Hatta epeydir de böyle görememiştim. Baya bir iyi görünüyor şu anda suyumuz. Neyse abi, beyaz beneklerimiz vardı. Balıklarımızda bir beyaz benek olmuştu hatırlarsanız. Şurada bir hayalet balığımız vardı. Onu çıkarttık. Onun üzerinde beyaz benek vardı. Ondan sonra arkadaşlar, diğer akvaryumdaki balıklarımızda da o beyaz beneği görmeye başlamıştık. Öyle olunca içeride arkadaşlar, hemen yan odada ben karantinaya aldım balıkları. İşte köpek balıklarıdır, astronottur falan, bunları karantinaya aldım. Bıçak balıklarında yine beyaz benek vardı. Bunları da karantinaya aldım. Arkadaşlar, bıçak balıklarımız karantinası dün doldu. Yani dün baktım artık tertemiz olmuşlar maşallah. Üzerlerinde bir hastalık vesaire yok artık. Beyaz benek falan yok. Görmüş olduğunuz gibi gayet de güzeller. Şimdi gençler, içeri tarafa bir geçelim. Bir tane arkadaşlar, vatozumuz şurada görünüyor, görmüşsünüzdür, albino vatozumuz. Şimdi gençler, içeriye bir geçelim artık. Burada bizim karantina yerimiz var biliyorsunuz. Abi, şöyle bir baştan sona bir inceleyelim. Beyaz benekten sonra balıklarımızda son durum nedir? Şöyle bir olayla karşılaştık arkadaşlar. Gayet güzel. Pengasuslarımız ve Challenger'larımızda çok şükür ki arkadaşlar, hastalık bitti diyebilirim. Aslında dün bitti ama ben yine de bir gün daha karantinada olsunlar istedim açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi 6 tane köpek balığı ve 2 tane büyük boyda vatoz arkadaşlar 65 santimde karantinaya girdiler. Biliyorsunuz ben bir önceki beyaz benek tedavisini büyük olan o maşallah yazılı akvaryumda yapmıştım ve çok ama çok zordu gerçekten. Yani dip çektiğim zaman bir bu kadar su çekiyordum akvaryumdan. Tekrar eklemesi zor oluyordu falan. Abi, neyse, buraya koyduk. Burada bir tedaviye giriştik. Çok şükür ki balıklarımızın tamamı kurtuldu. Köpek balıklarımızdan hiçbir yan sıkıntımız yok. Şöyle yakından da bir inceleyeceğim. Işığı bir kapatayım bu odanın. Arkadaşlar, ya şöyle bir sıkıntı var. Challenger'larda hareket çok fazla olduğu için her taraflarını incelemek zor oluyor. Yani her tarafında beyaz benek var mı yok mu diye bakmak bir tık zor oluyor arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla kardeşlerim, beyaz benek tamamen bitmiş. Maşallah diyebiliriz. Arkadaşlar, köpek balıklarımız ikinci kez beyaz beneklerini atlattılar. Güzel, sevinçliyiz. 30 derecede. Arkadaşlar, peki nasıl bir bakım yaptım? Şöyle söyleyeyim. Ben Bactomix'i kullanmadan önce bir ay, bir hafta sürmüştü pardon. Bir hafta boyunca ben dip çekmiştim. Akvaryumu taze su ekleyip tekrardan metilene atıyordum. Ama Bactomix gelince arkadaşlar, 2 günde temizlendi balıklar. Onu söyleyeyim. Gerçekten enteresan derecede beni şaşırttı. Bactomix'ten buraya ben bir 10
damla atıyordum. Metilen attım. Ondan sonra her gün arkadaşlar dibinden su çektim. Akvaryuma da kettle'dan ısıtarak aynı 30 derece kettle'dan ısıttım. Ve akvaryuma attım. Bu sayede arkadaşlar 2 günde beyaz beneği geçirdik. Çok şükür. Yani demek ki artık beyaz benek gerçekten korkulacak bir durumdan çıktı. Ondan sonra arkadaşlar bizim burada astronotlarımız var. Astronotları benim buraya ayırmamın sebebi şöyle bir şey var arkadaşlar. Hem astronotlarda beyaz benek çok fazlaydı. Hem de arkadaşlar astronot sert bir hayvan olduğu için büyük akvaryumda bir arkadaşlar bizim challenger'larımıza vuruyordu. Dedim ki ben şimdi bu dar alana astronotları da koyarsam arkadaşlar burada beyaz benek bunları öldürmez. Anasını satar astronot dedim. Öyle olunca abi astronotları burada bırakmak en mantıklısı oldu. Astronotları da beyaz benek tedavisinde burada başladım. Gencolar şöyle bir hikayesi oldu bunların da. Bunlarda daha şu anda beyaz benek geçmedi. Ama sebebi nedir? Neden geçmedi? Abi size şöyle söyleyeyim olayı. Ben biliyorsunuz hani suyu açtığım için, kapağını açtığım için şurada fişlerin tamamını çekiyorum. Abi bu balıklarda maalesef ki ısıtıcıyı çekmişim. Tamam mı? Ondan sonra takmayı unutmuşuz. Yani ne oldu biliyor musunuz? Bu balıklar zaten beyaz benekti. Ondan sonracıma o gün, ondan bir sonraki gün ayırdık işte buraya. 30 derece yaptık ısısını. Arkadaşlar işte tam temizleniyor. Çok güzel. Biz tabii bunu çekip de unutunca takmayı. Bu sefer de ne oldu arkadaşlar? 30 dereceden 22 dereceye düştü. Yani beyaz beneğin olması için vallahi bir fırsat daha verdik açıkçası. Öyle olunca astronotlar tamamen iyileşemedi. Ama şöyle de bir durum var. Bugün İnceledim. Yüzgeçlerde çok çok az kalmış. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Yani inşallah yarın astronotlarımız da temizlenmiş olacak. Ha ben o gün ısıtıcıyı takmayı unutmamış olsaydım büyük ihtimalle şu anda astronotlarla birlikte köpek balıklarında arkadaşlar şu anda akvaryumumuza gönderecektik. Böyle bir durumdan dolayı astronotlarımız bir gün daha burada kalacak. Arkadaşlar tedaviyi nasıl yapıyoruz söyle söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi 30 derece bir suyumuz var burada. Ben günlük 30 derece kettle'dan bir su ısıtıyorum kovayla. Ondan sonra arkadaşlar dibini çekiyorum. Birazcık metilen atıyorum. Biraz Bactomix atıyorum. Ondan sonra da suyu geri üzerine tamamlıyorum. İşte şuraya kadar gelecek şekilde suyu tamamlıyorum arkadaşlar. Durumlar bu şekilde. Şöyle bir yakından bir inceleyelim. Hani size de göstermeye çalışayım beyaz beneğini. Gerçi arkadaşlar çok ama çok az kaldı. Genelde arkadaşlar ben yüzgeçlerdeyken bu işi hallediyorum. Bu işi fark ediyorum. Balığın tamamına varmadan arkadaşlar yakalıyorum olayı. Yoksa daha da zor olur. Daha da uzun sürer olay. Onu da söyleyeyim sizlere. Şöyle bir bakıyorum. Dün arkadaşlar yüzgeçler doluydu. Bugün yüzgeçler tertemiz neredeyse. Yani bir iki beyaz noktadan başka bir şey göremiyorum. Maşallahları esirgemeyelim. Arkadaşlar ne olacak demek biliyor musunuz? Bunlar bugün de buradalar, yarın inşallah balıklarımız tamamen temizlenmiş bir şekilde akvaryuma geçerler. Yani bir dahaki videomuzda inşallah arkadaşlar bu astronotlarımızı içerideki büyük akvaryuma alacağız diyebilirim. Şimdi arkadaşlar ben bir videoyu durduracağım, tamam mı? Ondan sonra challenger'larımı ve pengasuslarımı didik didik izleyeceğim arkadaşlar. Yani ben geçtiklerine eminim. Hani şu an beyaz benek göremiyorum ama bir tamamen arkadaşlar emin olacak şekilde izleyeceğim. Ondan sonra videoyu tekrardan devam edelim. Arkadaşlar tamamen kayni oldum. Çok şükür ki balıklarda beyaz benek gitmiş. Şimdi bunlara bir kova ayarlayalım. Aşılama yapalım. İçerideki akvaryumuza geçirelim. Şöyle de bir durum var aslında arkadaşlar. Evet. Aşılamayla o işi çözeriz. Çünkü 5 derecelik bir fark var. Bu akvaryum 30 derece. İçerideki akvaryum 25-26 derece. 4-5 derecelik bir fark var. Aslında düşükte bir fark değil arkadaşlar. Hani 5 derece ciddi bir fark. Aşılarız. Isılarını denkleriz derken ayarlarız diye düşünüyorum. O zaman ben bir kova ayarlayayım. Tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir kova yaptık. Şimdi balıklarımızı tek tek yakalayıp içerisine koyacağız. Açıkçası şöyle söyleyeyim sizlere. Vatozlarda bir aşılamaya gitmeyi düşünmüyorum. Neden diyeceksiniz? Aa ben onları bu kovaya koyarsam sıkıntı yaşarız. Challenger'larla birlikte büyük ihtimalle zıplarlar, balıklara zarar gelir. Ya da çarpışırlar kesinlikle. Ne yapacağız biliyor musunuz? Vatozları büyük ihtimalle başka bir şişeye, bidona koyabilirim. Onlara aşılamaya gerek yok. Onlar takoz arkadaşlar. Onlara bir şey olmaz. Zaten ben buraya karantinaya aldığımda da vatozlarda bir şey yoktu. Hani ben dedim ki garanti olsun diye ayırdım. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bu balıklar bu kovanın içinde nasıl duracaklar? Aşılama esnasında diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu şu an aldığım challenger en zayıf olan challenger'ım. Yani o durur da diğerleri arkadaşlar biraz sıkıntı çıkartabilir. Şu an gördüğünüz gibi abi maşallah kara karalar ya. Challenger dediğiniz siyah olacak arkadaşlar.
Challenger dediğiniz siyah olacak. Maşallah tedavileri bitti. Şu an streste de değiller. Arkadaşlar bu balıklar çok stresli olan balıklar. Yani stres abi bu balıklarda üreme gibi bir şey. Yani o kadar yaygın. Abi şuna bakar mısınız? Maşallah gerçekten güzel duruyor challengerlarımız. Simsiyah aynı Pengasus gibi duruyorlar lan. Ya ama size bir şey söyleyeyim mi? Benim herhalde akvaryumumda Pengasuslar arkadaşlar challengerlardan daha hareketli diyebilirim. Challenger'lar biraz daha ağır başlı takılıyorlar ama Pengasuslar arkadaşlar yüzdüğü zaman ciddi manada hızlı yüzüyorlar. Şöyle bir inceleyelim mi abi balıklarımızı? Maşallah simsiyahlar ya. Vay yavrum vay 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 vay. Bunları hatırlarsınız kardeşlerim. Geldikleri zaman kafaları kadarlardı. Kafaları kadar. Kafaları kadardı arkadaşlar. Gençler şöyle bir şey var. Alp dedi ki işte senin bu 4 tane challenger'ı ver dedi. Benim 2 tane 45 santim köpek balığını vereyim sana dedi. Arkadaşlar bir ara aslında düşünüyordum biliyor musunuz? Ulan dedim acaba öyle bir şey mi yapsak? Devasa balıklar mı beslesek dedim. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Onun challenger'ları o kadar tavuk yemiyor. Onun challenger'larında bir de şöyle bir sıkıntı var. Üst yüzgeçleri arkadaşlar kırılmış. Tekrardan uzamıyor nedense şu anda. Hani belki uzar ama uzun bir süre lazım. Vallahi bilemiyorum arkadaşlar. Bir de bunları ben kendim büyüttüm ya. Ondan dolayı da kıyamıyorum. O yüzden arkadaşlar vermekten vazgeçtim. Dedim ki ben bunları kendim 45 santime götürürüm. Arkadaşlar 3 ay geçti. 3 ayda boyut bu şekilde. İnşallah bir 3 ay sonra arkadaşlar bunun 2 katına çıktığı zaman zaten yani 25-28 santimlere falan gelmiş olacak. Efsane olur ya. Hatta ne 25'i? 28-30 santimlere gelmiş olacak Allah nasip ederse. Sadece 3 ay sonra arkadaşlar. Ya işte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Pengasus'u yakalamak biraz daha zor oluyor. Ciddi manada hızlılar. İyi de çarpıyor biliyor musunuz yani he. Orada derece var ya. Dereceden dolayı biraz zor yakalıyoruz ya. Bakın arkadaşlar şuraya bir koyayım. Bir boyut farkına bir bakın. Abi yalnız karalıkta yani yemin ederim yarışırlar ha. Siyahlığa bakar mısınız arkadaşlar? Şu anda en büyük olan Pengasus, otçul olan diğerleri challenger arkadaşlar. Yalnız ben büyük olanı mı yakaladım, küçük olanı mı yakaladım? Bilemiyorum. Şunu da bir koyayım. Hatta bir yukarıdan da izleyeyim arkadaşlar. Beyaz benek falan var mı? Siz şöyle bir baka durun. Ben de şöyle bir inceleyeyim. Maşallah yok yok hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Balıklarımızda beyaz benek yok. Kalmamış çok şükür. Şimdi ne yapıyoruz abi? Bunları götürüyoruz. Aşlamaya başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir balıklarımızı koyduk. Burada amacım bir 10 dakika kadar bekletip ısılarını denkleştirmek akvaryumla birlikte. Şimdi bir bekleyelim tekrardan geleceğiz. Evet arkadaşlar balıklarımızı akvaryumumuza geçirdik. Gerçekten çok güzel güzel durdu. Arkadaşlar bıçaklarla beraber yüzüyorlar. Bir sıkıntı olmadı. Yalnız tabii balıkları buraya geçirirken bir stres haliyle birlikte renkleri yine griye çaldı. Ama bir iki güne kalmaz. Hatta belki de akşama kadar arkadaşlar stresleri gider ve tamamen yine simsiyah olur challenger'larımız. Gençler şöyle bir bakarsanız yüzgeçleri falan bayağı bir siyah. Ama gövdeler grileşti arkadaşlar. Onun da sebebi dediğim gibi bu balıklar bir yerden bir yere geçtiği zaman gençler acayip derecede bir stres oluyor. Hemen rengini atıyor. Yani siyahtan griye dönüyor görmüş olduğunuz gibi. Gençler şimdi balıklarımıza bir yem atalım. Bu sabah tabi bunları yem atmadık. Şuradan arkadaşlar bir ha şu yem şöyle koyulmuş mu? Şuradan arkadaşlar bir dip yeminden verelim. Oh bayağı da dolu dolu gençler. Biraz daha alayım. Şöyle bakın bunlar yeterli olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Nereye atayım şöyle. Birazcık izleyelim gençler challenger'ların yemlenmesini. Gerçi hemen atmasa mıydık diye de düşünüyorum. Çünkü balıkları daha yeni geçirdim. Belki bir hala stres hali vardır. Oo lan bıçak kovalıyor lan. Arkadaşlar bıçaklarda maalesef sevmediğim bir şey. Bıçak gidiyor arkadaşlar. Sadece kırmızı ciklet yemini yiyor. Yani daha dip yemini yerken göremedim. Abi balıklar stresliyken ben o yemi niye attım ya. Ha dip yemini ağzına aldı çıkartacak mı şu an çok merak ediyorum. Yemeye çalışıyor yiyemedi arkadaşlar yine çıkarttı. Bir başkasını şu anda deniyor. Yok arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bıçaklar maalesef bu yemi yiyemiyor. Yiyor ısırıyor geri bırakıyor. Onlar arkadaşlar şey yapmamız lazım. Normal kırmızı ciklet yeminden vermemiz lazım. Yalnız hiç iyi olmadı hiç hoş olmadı. Balıklar stresi olduğu için yem de yemediler. O yem de orada kaldı. Hiç iyi olmadı. Allah'tan tavuk atmadık. Tavuk atmak bile aklımda vardı da.
Bak görüyorsunuz arkadaşlar, ağzını alıp çıkartıyor. O balık yiyemiyor ya. Ona var ya ancak kırmızı ciklet yem arkadaşlar vermemiz gerekiyor ki yiyebilsin. O da arkadaşlar bizim şurada kırmızı ciklet yemi de var. Ondan ona verebiliriz. Yalnız şimdi ne yapalım biliyor musunuz gençler? Ben bir etrafı bir toparlayayım. Vatozları falan da getireyim. Ondan sonra videoya devam edelim.